Malatya mutfağından hanım göbeği. 2 su bardağı un, 4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, 1 tutam tuz, 4 adet yumurta, 3 bardak su. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 3 bardak su, 2-3 damla limon suyu. Üzeri için 50 gram toz fıstık. Yoğurduna bakalım bir. Kapadım ben onu. Tamam, yoğurdunu oldu. Kapayabiliriz. Aha. Oldu bu. Tamam. Kaynadı. Köftemize bakalım pişmiş mi diye. Evet, o da suyunu nasıl çekmiş, şişmiş, o da pişmiş. Kocaman olmuş. Tamam, onu da kapatabiliriz. Soğanını biraz daha kavuracağız yalnız. Peki bu hemen soğuk suya tutulması gerekiyor evet, mu şu süzgece, anda? Evet, süzgece koyacaksın sen onu. Şu anda su mu tutayım, ne yapayım? Evet. Şimdi onu süzgece boşaltalım, kiraz yaprağı sarmasını. Şimdi bunu ben kenara alayım. Aha. Yoğurdu oldu, onu da tamam. Alıyorum. Sunum da içinde birleştireceğiz onları. Evet. Kiraz yaprağını ayranın içine katacağız. Kiraz yaprağımız hazır. Soğanı tamam. Ne durumda? Soğanımız da oldu. Öf. Çok güzel. Kapatabiliriz bunun altını. Bunun özelliği bu. Böyle altın sarısı olacak. Evet, böyle. Çok yanmayacak. Güzel olacak. Evet. Karamelize olacak. Hı-hı. Bravo Volkan. Şimdi gelelim. Çok eski bir tatlı bu. Osmanlı mutfağına ait olduğunu ben biliyorum. Hatta çok adı meşhurdur hanım göbeği. Evet. Ne kadar su? 3 bardak su koyuyoruz. Bol bol olsun. Hı-hı. Şimdi un. Yağ koyuyoruz, tereyağı. Hı. Ne kadar lazım kaşık, sana? 200 gram. 200 gram. Hı-hı. Çok yağlı da olursa çok yağlı tutmaz olursa bu. Dağılıyor. Evet, o yüzden hı-hı. Ona göre çok yağ hı-hı. Koymayın. Şöyle 2. Silme 4 kaşık hı-hı. Tereyağını hı-hı. Aldık. Direkt ocağın üstüne. Nereye alalım? Gel yok şuraya istersen. Alalım. Tuzsuz tereyağı olması önemli dedin, tembihledin. Evet. Biraz da tuz atalım. Tatlılara klasik adettendir, atılır. Hı-hı. Suyumuz ve yağımız kaynadıktan evet. Sonra şöyle bık 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 yaptıktan sonra katıyorum. Evet, hazır 2 bardak un koyuyorsun. Hı. Şöyle. Senin kaç çocuğun vardı? 3 tane. 3. En büyüğü evden mi? Evet. Hı. Kısabiliriz bunun altını. Şimdi bir 10 dakika kadar unun kokusu gitsin diye karıştıracağız. Aynen. Şimdi tamam bu oldu Nursel. Tabağı alabiliriz. Kapatalım. Hı-hı. Ben böyle tutayım sen tabağı boşaltın. Ne değişik bir kıvamı oldu. Hı-hı. Yumurta girince daha toparlanacak. Daha kaygan bir kıvamı olacak. Ve lezzeti de bir Allah, o kadar güzel. Allah çıkacak bu. Dur çıkacak. Allah Allah. Ayşe'me bak. Heh. Ben geldim. Bu ne kız? Ha şeyi getirdi. Bak sen. Malatya niye kurabiyesi. Niye 4 tane? Ben senin sayılarını tutturamıyorum. Ne düşündün mesela 4 tane kime? Yönetmenim. Ya bırak şunu şımartıp durma ya. Al. Teşekkür ederim Ayşe. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hamurumuzun soğuması gerekecek. Aha, bunu balkona bırakalım isterseniz. Gel otur Ayşe'm soğusun. Gel. Ver onu Büşra'ya. Emreciğime çay kalmadı herhalde. Kurabiyemizin tadına baktınız mı? Çok güzel. Ben baktım yedim, ya. Evet, yani. Çok lezzetli. Çok güzel. Kayısı çekirdekli olandan yediniz mi? Yedim. O da, o da çok güzel. Hep şerbeti güzel. Tereyağlı, mısır unlu. Sağ ol. Afiyet olsun. Şimdi şerbetini koyuyoruz. Ben artık gideyim olur mu? Otur hadi, otur. Size otur. Kolay gelsin. Otur. Gitme ya, özlüyorum ben seni Ayşe. Çok aşağılardasın sen. Şerbetini koyacağız. Şerbetinin buz gibi olması lazım. Evet, şimdi hanım göbeğini yağda kızartacağız. Şerbeti soğuk olunca... Kaç? 4 bardak un, şeker. 3 bardak su. 4 şeker, öyle mi? Ayşe batırıyor bu kızlar beni, geliyor böyle. Ha? 4 şeker ne demek? Çok yani. Şeker aslında çok tehlikeli. Evet. Tatlı yapınca şerbetli olacak. Onun da bir şeyi var, kararı vardır. Tabii ki.
Her zaman yemiyoruz. Arada bir kendimizi ödüllendirmek lazım değil mi? Ben ne istiyorum biliyor musun? Hamurun soğumasını bekliyoruz ya, evren bize Türk sanat müziği söylesin mi? Tabii ki, bak, tabii evren, ki. Evrencim, ne yapıyorsun? Canın sıkılmadı mı senin? Sıkılmadı. Bak, o kadar güzel sesi var ki evrenin. Ne söyleyelim? Benzemez kimse sana. Çok seviyorum. Seviyor musun? Bayılırım. Ha, tamam. Hadi söyleyelim. Hadi. Benzemez kimse sana, Tanrı'na hayran olayım. Bakışından süzülen İşvene kurban olayım. Bravo, bravo sana. Harikasın, süper. Türk sanat müziği söylüyorsun. Evet. Başka ne yapıyor? Neyle böyle kursa gidiyor, bir şey diyor. İşte etkinliklere katılıyor. Ben heykel kursuna gittim. Çok faal. Valla bravo. Gitti. Tebrik ediyorum seni. Böyle. Canın sıkılmadıysa keyif yapmaya devam etsen aşağıda. Tamam evet. mı? Ayşe'yi de al. Çay, kahve. Takılın siz. Hadi. Hamurun soğumuş. Tamam. İçine 4 yumurta kıracağız. Evet. Ben yağını koyayım bir yandan da senin. Ama yağ ısıtmayacağız Nursel. Evet. Isınmadan, yağ hiç ısınmadan içine koyacağım, sonra yağ altını yakacağız ocağın. Yağını koyabilirsin sen. Kızgın istemiyor musun? Yok yok yağ? Yok. Yok yağ. Soğuk yağ. Soğuk yağ hamurlara mı evet, atacaksın? Evet. Nasıl kızaracak o? İşte bunun özelliği de o. İlginçmiş. Şimdi bir tane daha kırabilirsin yumurta. Yedire yedire kırmanız gerekiyor. Bu Malatya yöresine ait bir tatlı değil. Hani özel böyle evet. istiyorum ya ben herkesten çay saati işte ya da tatlı şöyle enteresan bir şey, ikramlar. Bu da sizin için seçtiğimiz bir tatlı. Bu şerbet bize soğuk lazım. Büşra'cığım bizim evlilik çağındaki kızımız şerbet hazırlamış. Soğuk lazım ya. Çünkü geçen gün böyle bir sorun yaşamıştık. Böyle soğutmaya uğraştık şerbeti. Aslında şerbetimiz var yani buz gibi. Şimdi dördüncü yumurtamızı kıralım. Onu da yarın kullanırız doğru. O katı hamur yumurta girdikten sonra nasıl? Çok güzel. Kıvamını evet, buldu çok değil mi? Çok değişik bir kıvamı var. Sanki cıvık mı oldu? Evet yumurtayla İyi böyle mi yani? Daha güzel tabii ki. Sen yağını koyabilirsin. Yağını ısıtmayacağız ama yağını koy. Yağ az olursa kabarmaz. Cimrilik yapma Nursel'cim. Yağda, tuzda, tamam. şekerde evet. cimriyim arkadaş. Evet. Elini bonkere alıştır. Öyle bir kemah daha tuzunu bol bol kullanıyorum. Oldu mu? Tamam. Sen elini yıka. Kasenin içine biraz yağ alabilir miyim? Gel. Elimizi yağlamak için. Tamam. Şimdi doğru mu anladım? Hı. Mesela ikinci tava olsa şu Hı. hamurdan, mesela bu tavayı almazsa Hı. hepsi. Evet. Bir daha mı soğuk Tabii. yağ lazım? Evet. Kızgın yağ asla atılmaz. Evet. Bunun özelliği o soğuk yağda. Yalnız ne güzel tutmuş. Hı. Bravo. Yumurta. Şimdi piştikten sonra şerbeti atıyoruz, bunu Hı. soğuk şerbeti. Sonra da üzerini fıstıkla süslüyoruz. O da son. Tamam, bitti. Şimdi altını açtık. Yani ben galiba bunu yapmadım, hiç hatırlamadım ya. Hiç böyle hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlamadım. Şerbetimizi kapatıyoruz. Oldu dedin. Böyle evet. göz köpüklendi. Onun altını çok açtın değil mi Nursel? Aynen. Zaten aç. Şeyimiz var. Soğuk şerbetimiz var. Tamam. Şimdi bu güzel bir pişsin. Hı-hı. Hatta büyüğü alayım. Hı-hı. Bence de.
Muhteşem. Gözükmüyor mu? Evet, çok güzel oldu gerçekten. Böyle de yenir bu. Tabii ki. Çok beğendim. Biraz göbeklerimiz kayboldu galiba, şişmanlamışlar. Evet, bazıları var. Alayım mı? Kızarmış olanları alabilirsin. Bunu da bir daha döndüreyim. Sen al dediğini alayım. Hı-hı. Kızarmış olanlar oradan başla. İnsan da böyle boy olunca ta böyle. Sığmadı. Sığmayınca benim görevimi yapmak zorunda kalıyorum. Zorunlu görev. Bu ne? Güzel mi? Muhteşem bir şey bu. Afiyet olsun. Aa, bu ne kadar güzel bir şey. Allah aşkına şunun tadına bak. Aa. Nasıl? Fıstığını da dökelim. Oha. Çok harika güzel. Harika olmuş. Oğlum gelin şunu da siz alırsınız.